Günaydınlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İzmir'den selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Annemin buzluğunu karıştırdım ve peynir etmesi buldum. Tereyağı da vardı. Şöyle güzel bir peynir etmesi. Aslında şey dedim, iki ay sonra peynir etmesi varmış acaba anamın dedi. Baktım var, aradım annemi. Anne dedim, tereyağı dedim, tuzlu mu tuzsuz mu? Gerçi tuzlu da olur, tuzsuz da olur da tuzlu daha bir yakışıyor. Bunun altını kapatayım arkadaşlarım. Bir de yine olmuşken yemeden durur muyuz? Kete. Bunu da ısıtıyorum. Çayımızı demledik. Şimdi bunu ben masaya götüreyim arkadaşlarım. Sıcak sıcak yiyelim. Evet canlarım. Kayınvalidemin evindeki kahvaltımız. Balkona koydum. Şu an serin. Güneş gelene kadar burada hemen kahvaltımızı yapalım. Zaten Mikail de şurada yattı. Hiç içeride yatmadı. Ben de klimanın olduğu yerde bir kanepede ben, bir kanepede Mustafa yattı. Tipim de o kadar kötü ki o yüzden telefonu da çeviremiyorum kendime. Afiyet olsun bize. Şöyle tel tel dökülen Kars ketesine buyurun arkadaşlarım. Vallahi ellerine sağlık. İzmir'den, Menemen'den çıkış yapılıyor arkadaşlarım. Hadi bakalım bir daha nasip kısmet diyelim. Annemlerin olmaması da bayağı böyle hani evde eksikliklerini hissediyorsunuz. Allah kötü bir ayrılık vermesin. Annemle de deminden de konuştuk. Öyle arkadaşlarım, aşağı indik. Ali Beyler kahve içmeye çağırdı, annemin alt komşusu. Kahve ikram ettiler sağ olsunlar. Onlarla da birazcık oturduk. Şimdi de saatte herhalde kaç? 2. Yine göl yolcusu kalması değil. Karadayı'nın yerine geldik. Valla buraya kadar sürekli elimde telefon. Böyle edit işimi hallettim. Ay kapıyı bir açabilsem. Esiyor ama sıcak esiyor. Buraya uğrayın kızlar. Ama bayağı esiyor. Merhaba, nasılsınız? İyisiniz? Şimdi arkadaşlarım, buradan yolunuz geçerse hani mutlaka uğrayın gerçekten. Özellikle şu karadut özünü mutlaka alın, zeytin alın. Zeytini de çok güzel. Bakın nane özü, nar ekşisi de çok güzel, tavsiye ederim. Yaban mersin özü, pekmez, karadut pekmezi, turşu var, şu peynirli. Ay bunun ismi neydi? Bak şimdi unuttum. Şöyle bamyadan da turşu yapmışlar. Salçası falan var. Çok zeytin çeşitleri var. Şöyle zeytini de size yakından göstereyim. Zeytinyağı da var bu arada. Şöyle bakın. Evet. Aa, tahin de mi satıyorsunuz? Tahin de satıyorlar. Bakın kızlar, bu tarhana olması diyor. Susam. Evet. Aa, kız siz bayağı işleri şey yapmışsınız. Evet. Sonra çekirdekleri, domates, üzümü mutlaka alın. Uğradığınızda çok güzel. Böyle çaylarımız da gelmiş. Şurada oturalım. Sen içeceğim ya. Ay. Buranın bir zeytini almıştık. Çok güzeldi. Tamam. Sen ne içeceksin? Su mu içiyorsun? Böyle kızlar, çayımızı da içelim. Güzel ikramlıkları için de teşekkür ederiz. Karadayı'nın yeri. Arkadaşlar, reklam değil, tavsiye. Gerçekten çok ilgili, alakalı, böyle güler yüzlüler. Şöyle bakın. Bayağı da incirde yedik. İnciri çok severim bu arada. Bu yıl erkencisiniz dedi. Şey mi, ha Eylül ayında oluyor ya. Önce genelde Eylül'de geliyoruz ya, bu yıl erkencisiniz dedi. Erkenden. Şimdi böyle karadut özü buz gibi ikram ettiler. İçelim. Azıcık ferahlayalım. Yalnız burası da esiyor ama sıcak esiyor. Karadayı'nın yerinden ayrılıyoruz. Aşırı rüzgar var. Tıklım tıklım dolu. Karnımız acıktı arkadaşlarım. Etli pide aldım. Bakalım nasıl? Biraz
biraz kıymalar üzerinde topak topak olmuş ama çok acıktım. Karnım böyle resmen kıyıldı. Evet, hadi bakalım, bize afiyet olsun. Evimden, Bursa İnegöl'den kucak dolusu selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Kayınvalidemin bana hazırladığı şu sosları sizinle paylaşmak istiyorum. Tam köye gitmesine 4 gün kala yaptı. Allah razı olsun, 1000 kere şöyle 30 şişe melemen yaptı arkadaşlar. Domates sosu, içinde biber falan yok, kırmızı biber var ve domates, bu şekilde tuzu, azıcık da sıvı yağ katıyor herhalde. Şimdi ben bunu oğlumla birlikte yarı yarıya paylaşacağız. Şunları da şöyle koydum bu çantaya, kasaya böyle üst üste koymayayım dedim kırılmasın. Aralarında peçete koymuştum. Afiyetle tüketelim inşallah. Şöyle şimdi ben hemen bunları sileceğim ve kilerime yerleştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlarım tekrardan selamlar. Size gösterdim kayınvalidemin yaptığı böyle ellerinin emeklerine sağlık. Allah 1000 kere razı olsun. Menemenleri gösterdikten sonra ben duşa girdim. Yerleştirdim, şimdi göstereceğim. Bir de Karadayı'nın yerinden, bir de Akyaka'dan aldığım ürünlerde bol ne aldım? Bu niye yapışmış? Buraya sileyim. Nar ekşisi aldım Karadayı'nın yerinden. Karadut özü aldım. 3 tane karadut özü aldım. Akyaka'dan da 2 tane karadut özü aldım. Bir de zaten sürekli böyle linkini bıraktım. Zühra'nın da karadut özü var biliyorsun. Çok seviyoruz. Hatta Emre 2 tane karadut özü benim dedi. Tamam dedim. Onları açmayız. 3 mü? Sonra şöyle bir tane dünürümü aldım. Badem. Diş badem. Çiğ. Bir de kendimi aldım. Şöyle dursun. Gittiğimde götürürüm. Şuraları da zaten bir sildim, elimden geçirdim. Sonra Datça'nın meşhur iri badem ezmesinden aldım. Buradan da Emre kendini alacak. Aynen bu şekilde yaptım arkadaşlarım. Şöyle göstereyim size. Daha tabii ki yerleri falan hani şey yapacağım, sileceğim. Aynen böyle arkadaşlarım. Üzerine o çekirdek ve kuru yemiş var. Mecbur koydum, koyacak yerim kalmadı. Bal da şurada. Aynen böyle, ama iki kasa domates de beni bekliyor. Onları da yaparım, aşağı kilere koyarım. Şu arkada reçel şey marmelatlar var. Üstü de bu şekilde. Her şey cam kavanozda. Sadece şurada plastikte çekirdek falan var. Aslında tam düzen olmadı. Şöyle bir yerleştireyim dedim. Sildim, yerleştirdim. Böyle. Şunu da kapatalım. Afiyetle tüketelim. Benim aldıklarım bunlar. Başka da bir şey almadım. Aynen böyle kızlar. Oğlumun çeyizleri evden gidiyor arkadaşlarım. Şimdi Ayşenurlar'da babası bir kamyonet getirmiş. Tüm çeyizler şimdi yeni evlerine gidecek. Serya arıyor. Bunları götürmüyor musun? Ha, düğüne giyeceklerin değil mi? Ha, tamamdır o zaman. Öyle arkadaşlar. Şimdi şunlar bir gitsin bakalım. Şimdi arkadaşlarım Emre'nin arkadaşları beni almaya geldi. Ayşenur'la Emre'nin evine doğru gidiyoruz. Gençler orada yemek yemek istemişler. Şimdi Serya ile birlikte biz de gidiyoruz. Normalde gitmeyecektik. Gençler de böyle isteyince hadi o zaman biz de gidelim dedik. Çocuklara böyle ikram yaparız. Beyaz eşyası tamamen geldi. Sadece herhalde televizyonu gelmedi diye biliyorum. Bazıları kuruldu, bazıları kurulmadı. Onlar da artık servis gelip kuracak arkadaşlar. Her şey böyle cuk diye oldu. Sadece bir fırınlar gaz ve ocağın kablosuz bir uzatma olacak. Onun haricinde her şey tamam gibi gözüküyor. Neyse bakalım. Gidince ben de bir bakarım. Artık elektrik de var. Lambaların böyle priz yerleri falan da takıldı. Gittiğimizde bakarız. Kek kalıbına bakın. Niye bir kek pişiririz? Bak. Bu ne? Aa, kelepçeli. Valla. Bakalım. Emre gel bakalım. O düzenleyicilere bakalım senle. Burada var mı? Burada yok. Bunlar da düzenleyici, böyle dolap içine oluyor da. Şuna tabak mabak koyuyorsun. Tabak.
aldık eğer 129 TL. Ama Ikea'da baktığı daha pahalı Ayşenur. Bak fiyatını göstersene. O niçin? Yok be. 200 lira falan. Yok. Şunların, sizin görevlisiniz. Evet abla. Canım şunların beyazları var mı acaba? Yok abla, sadece siyah var. Geliyor değil mi sık sık? Yok abla, geldi demiş siyah geliyor. Hiç beyaz gelmedi. Aa. Evet. Şöyle de bakayım, düzenleyici bakıyoruz da böyle tabakları koymak için. Onlar tek var galiba. Tek? Onlar tek var. Onlar var. Bu tarafta tekstil ürünleri var abla, kırtasiye falan. Siyah istemez misin? Neyse o zaman yine bakalım. Şey, ben Çarşı İstanbul'da da bakayım. Tamam o zaman. Donat da alalım. Hah, beyaz sirke. Bundan alıyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Şunu al canım. Bir de karbonat. Karbonatlar ne taraftaydı? Hemen baharatların yanında. İleride yumurtaların yanında. Ha, oradan karbonat. Bir de yine bundan alayım ben. Bak bunlar geçen gün kızlar indirimdeydi. Şu anki fiyatı 79-75. Bu. Şey var mı? Emre, geçen gün merdivenleri yıkadım dedin ya. Yüzey temiz iç. Bitti mi? Bitirdim hepsini. Tamam, şunu alıyoruz. Bir de yüzey temizleyici. Hangisini alalım? Arap sabunu alalım. Ha? Yok, Arap sabunu, hayır ya, tüm evi yapacağız ya. Şunu yapalım. Ah, beyaz sabunu sever misin? Bak anne, o fazla gelirse lavanta kokulu var. Yok yok, ben bunu aldım size. Tamam, geçin. Sonra bir de kendimi alayım ben. Ondan var mı? Aslında normalde kullanmayı sevmem ama benim bir tane kullandığım ürün var. O da bitti. Mecbur şu çeşmenin yanına şey yapacağım. Hafif hafif. Ha, Ayşenur. Şunu dikkatli ol. Parlatıcı komple bitti mi? Bulaşık makinesi parlatıcısı. Tamam, bir de bu. Bunu alıyorum. Ha, bu da lazımdı bize ya. Kızlar, bir de bunlar 49 TL'ye düşüyor. 10 TL ve üzeri alışverişte. Konsantre. Bunlar doğru değil mi? 49 TL'ye düşüyor. Bingo. Ne bu? Siyah koruma. Şarj aletleri kablosu var mı sizde? Efendim? Şarj aleti kablosu var mı? Kablo var. Hemen ileride bebek getireyim. Şöyle. Bulaşık makinesini boşalttım. Hemen yemek yaptım. Eve geldiğim gibi azıcık çocuklarla oturdum marketten geldikten sonra. Şöyle spagetti yaptım. Vallahi hiçbir şey böyle hani özenmedim. Bir üstümde bir ağırlık var arkadaşlar. Herhalde tatilin vermiş oldu. Yorgunluk. Yoruldum birazdan. Şöyle domatesim yok arkadaşlarım. Domates olmadığı için böyle ekmek banmalık olmayacak. Bol soğan doğradım ve biber doğradım evdeki malzemelerle. Buzdolabında tam takır kuru bakır. Böyle derler ya, tam takır. Ondan sonracıma bir pazara gidilecek. Yarın da pazartesi. Ama yarın temizlik yapılacak. Eve gidecek tekrardan. Bugün böyle girdi çıktı oldu sürekli. Evet kızlar, yemeğimiz budur. Birazcık daha böyle kavrulsun. Baharat kattım. Makarna bu. Kavunu doğradım. Kavun da bal gibi çıktı. Yoğurt koyarım. Aynen bu şekilde. Arkadaşlarım, balayı alışverişi diyelim. Balayı. Şöyle çocuklar gitti.
gitti. Neler almışlar göstereyim. Ayşe'nin plaj terlikleri. Bakın. Bu da indirimde. Ne kadar aldın indirimden? 600 lira. Ondan sonracığıma ofiste giymek için. Kız ne kadar küçük ayakların var senin. Çok küçük. Kaç bu? 36. Bu da mı kampanyadaydı? 800 TL. Aa, 800 tekli TL. Tekli kalıyor böyle kenarda. Erkeklerin kaderi. Oğlumun bir tane, kendisinin 3 tane. Hepimiz böyleyiz değil mi? Bu sadece arada şu ikisini alırken sonra o denk geldi. Yalnız sonra bir şey söyleyeyim mi? Çok beğendim. 400. Var mı başka renkleri? Hep yeşil. Bu gitmiş. Bir giy bakayım ayağına. Bir de kahve böyle turuncu renk vardı. Kaç beden giyiyorsun? 3 numara. Bu da oğlumun kızlar. Şöyle bir tane. Bunun altına bile gitti. Aa, çok güzel. 400 TL arkadaşlar. Bu şeyden çok almışlar filoda. Almışlar. Ben daha da güzellerini beğenmiştim. Onlar da 500'dü. Kaldırmışlar ama. Çok güzel, çok. Şimdi Ayşenur eve gidiyor. Gel bunları koyalım. Sen götürecek misin bunları? Ha, götüreceğim. Ondan sonracığıma Emre'nin terliklerini mi götüreceğim? Götür dedi. Zaten o zaman diyecek. Artık yavrumu götürüyor. Evet. Kıyafetleri yavaştan gitti. Yakında kendisi de gidecek. Yapacak bir şey yok. Ha, gidin gidin. Herkes kendi yuvasında mutlu huzurlu olsun. Öyle hadi bakalım. Güle güle giyinin. Şöyle videomuzun kısa bir özetini yapalım. Hem de sohbetimizi yapalım. Kara Murat diye bir film var diye. Kendimi görünce Kara Aysun. Yani ekranda nasıl çıkıyorum ama şundan daha da karayım. Bu arada yakıştıranlarınız da olmuş. Teşekkür ederim arkadaşlarım. Güzel bakıyorsunuz. Sağ olun, Allah razı olsun. Güzel görüyorsunuz. Şimdi tatil artık bitti. Cumartesi günü evimize geldik. Akşam saatlerinde eve geldik. Kayınvalidem yoktu. Kayınvalidem ve kayınpederim Kars'ta bir geldiler. Kaynımlar geldi biliyorsunuz yurt dışından. Sonra onları yolcu ettikten sonra tekrardan Kars'a gittiler. Bir 15 gün sonra dönüş yapacaklar arkadaşlarım. Tabii ki onlar olmadığı için evde eksiklikleri de hissediliyor. Şey dedi bana gittiğim zaman. Aysun dedi bak buzluk pekete var kızım. Tereyağı var, peynir eritmesi falan var. Onlar dedi bak güzel dedi erit, keteyi çıkart. Hatta Emre'ye de götür. Emre'ye de getirdim. Böyle buzluğu o kadar dolu ki dondurucusu da buzluğu da. Anne diyorum savaş çıksa yemin ederim 3 ay hiç böyle aç kalmazsın. Benim diyor dibim köşem doludur. Ben de biraz kayınvalideme çekmişim herhalde. Ben de böyle dip köşe dolu olsun seviyorum. Allah alım kolaylığı versin herkese. Afiyetle de tüketelim aldıklarımızı. Aldıklarımı da gösterdim. Yalnız peynir eritmesi çok güzeldi. Ben bu kış hiç peynir eritmesi falan eritmedim. Bir geçen Mürvet'te yemiştim. Onun haricinde bu ikinci yiyişimiz. Hatta Mikael dedi ki sipariş mi versek Aysun? Ketesi ki tel tel olmuş kızlar böyle. Ama hepsini getirdim. Toplamda 2, 4, 6, 8 tane vardı. Zaten orada yedik. Biraz da buraya getirdim. Ayşenur da seviyor. Oradan çıktık. Ondan sonra aslında ben bir gün daha kalacaktım. Foça'ya gideriz dedim ama Mikael yok olmaz dedi. Gidelim dedi. İşlerimiz var dedi. Şu peyniri de şöyle düzelteyim. Pardon. Kalmak isterdim çünkü Foça'yı çok seviyorum. Bir de boyoz alırdım dedim. Boyoz da alayım getireyim falan. Ben bayılıyorum böyle bir yerlerden bir şey alıp getirmeyi. Sonra giderken de Karadayı'nın yerine uğradık. Arkadaşlarım Manisa Akhisar yolundan çıkıyorsunuz. Yolun sağ tarafına kalıyor. Karadayı'nın yeri diye yazıyor. Orayı geçerseniz es geçmeyin. Çayını için, meyvelerinden böyle tadın. Alışverişinizi yapın. Zeytini çok güzel. Zeytinyağı. Ben neden tahin almadım? Şimdi videoyu editlerken pişman oldum. Oradan alışverişimizi yaptık. Gösterdim zaten videoda. Afiyetle tüketelim. Kara tütözüm bayağı oldu. Yani tatilimizde nasıl geçti? Çok güzel geçti. İnanılmaz güzel geçti. Fethiye'de uğrayacaktık ama gelmemiz de lazımdı. Artık izin de bitiyor. Bir de çocukların da işte eşyası gelecekti Ayşenur'un. Bizim de işlerimiz güçlerimiz biliyorsunuz düğün hazırlığımız. Eve geldiğim gibi yemin ederim üstümdeki elbiseyi açmadım. Direkt valizlere daldım. Hemen kirlileri makineye attım. Yıkanacaklar yıkanıyor bir taraftan.
Valizler silindi. Güzel böyle köpüklü bez yaptım. Her tarafı sildim. Yıkanacaklar zaten dediğim gibi. O plaja götürdüğümüz çantaları falan da hep yıkadım. Şu an zaten her şey yıkanmış bir şekilde duruyor. Bu arada buranın da kusuruna bakmayın. Daha kendi temizliğime geçmedim. Bayağı bir ütüm birikti. O yapılacak. Onu bugün yapmayı düşünüyorum. Ne olursa olsun dedim. Bugün yap Aysun. Her şeyi o gün geldiğim gibi yerleştirdim. Sonra sabahtan da biliyorsunuz Ayşenur'un çeyizi geldi. İşte kamyonla çeyizleri indi. Arkadaşları şey yaptı, yardım etti. Emre'nin arkadaşları sağ olsun hepsine. İkramlıklar falan, çocukların karnı da doyuldu. Ondan sonracığıma markete gittik. Temizlik eşyasını aldım ben. İşte beyaz sirke aldım, gösterdim size. Sonra A101'den de o Bingo'nun yumuşatıcısı bayağı indirime düşmüş. Ondan aldım, 49 küsur atlı. İki tane de ondan bir kendim aldım. Bir de porçuz aldım. Şimdi yarın da mutfak temizliği. Gerçi tamam temiz de yine biz bir elden geçirelim. Seryade de camları sileyim Aysun. Bir sürü giren çıkan oldu. Ondan sonra yerleri silelim. Daha kaç kere sileceğiz? Kaç kere temizlenecek o ev? Öyle yaparım. Yarın da büyük bir ihtimalle belki perdeler gelebilir. Eşyalarda zaten yapım aşaması bayağı hepsinin bitti gibi. TV sehpası filan. Allah'ım şöyle şu evi bir kursak, düğünü de yapsak, şöyle bir seryacıma da vallahi bir rahatlasak. Kız çok yoğun, çok koşturmacılıymış bu işler. Allah yardımcınız olsun. Benim de Allah yardımcım olsun. Güzel telaşlar ama yani doğruya doğru. Yorucu da telaşlar. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şu ana kadar böyle aksi bir durum yaşamadık. Yaşamayalım da inşallah. Sizleri seviyorum. Ben şöyle olup biteni size kısa ve özet bir şekilde tam 5 dakikadır geçmişim 6 dakika olacak. Çok da uzatmayayım. Hakkınızda helal edin canlarım. Canınızı da sıkmak istemedim. Sizleri seviyorum. Bursa İnegöl'den. İnegöl'deyim. Gelirken de çok üzüldüm. Evet evime geliyorum. Evim güzel evim. İsterse kümesten olsun, isterse böyle harabe olsun, ne olursa olsun insanın kendi evi ama o güzelim yerleri gördükten sonra, buraya geldikten sonra insan vay be nerelerde yaşıyorlar diyorsunuz gerçekten. Çok güzel yerler. Allah'ım dilerim ki inşallah biz de oralara yerleşiriz emekli olunca. Hayal mi? Hayal ama neden olmasın? Neden gerçekleşmesin? Öyle değil mi? Hayal kurmak da çok güzel. Hayal kurmadan da zaten bir insan bilmiyorum nasıl yaşayabilir ki. Ben çok hayal kurarım. Ama hayallerimi de Allah'ın izniyle böyle gerçekleştiriyorum. Yavaş yavaş. İnşallah bu da benim bir hayalim. Emekli olunca küçük bir yer almak. 1+1 bile olsun kızlar. Yani çok lüks olmasa da olur. Sadece böyle o bölgelerde bir şey alabilsek. Çok da pahalı bu arada. Bayağı pahalı. Öyle. Sizin hayalleriniz nelerdir? Yorumlarda buluşalım mı? Hayallerinizi anlatın. Ne istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bir de şu an videonun kapanışında bak şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Hayallerden, isteklerden konu açılınca. Allah'ım en başta sağlık sıhhat versin arkadaşlarım. Evet biz burada, ben burada hayallerimi anlatıyorum. Siz anlatacaksınız ama Allah en başta sağlık. Ayşegül arkadaşımıza dua eder misiniz? Ayşegül'cüğüm. Bir rahatsızlık şu an geçiriyor ama ben eminim bu rahatsızlığı çok kısa bir sürede atlatacak. Dualarımızda Ayşegülcüğüme de lütfen yer verin. Instagram'da şimdi paylaştığım story'nin altında gördüm yorumunu, özelden de yazdım arkadaşıma. 2 aydır rahatsızmış Ayşegülcüğüm, bu sıkıntıların var ya su gibi akıp gitsin. Allah'ım seni ferah eriştirsin, bu sıkıntılarından arındırsın, sağlıklı böyle uzun ömürler, sağlıklı uzun ömürler diliyorum sana. Ailenle birlikte, sevdiklerinle birlikte tekrardan geçmiş olsun. Lütfen Ayşegül'e dualarınızda yer verin canlarım benim. Sizleri seviyorum ve tüm hasta olan arkadaşlarım Allah acil şifalar versin diyorum. Tamam bak gidiyorum ben. Gidiyorum, görüşürüz. Kız happy puanlamasını unutmayın, şöyle yorumları kaydırın. Oradan bir puanlama yapın bacınıza. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.